Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum bir kez daha. Sevgili dostlar, bu videomdaki amacım dolar-TL hususunda bazı gerçekleri dile getirmek ve bazı hususlarda farkındalık yaratabilmek. Sevgili dostlar, biliyorum ki dolar-TL hakkında çok üst seviyelerde hedefler göstermek suretiyle yapılan yorumları, analizleri veya başlıkları daha çok dikkate almaktasınız. Zira insanoğlunun fıtratında var olan bir gerçek var ki, kulağa hoş gelen şeyler daha çok itibar görmekte ama gerçekler, ana gerçekler maalesef ki görmezden geliniyor, dikkate alınmak istenmiyor. Sevgili dostlar, yaklaşık 6 aydır 2019 yılına girdiğimiz andan itibaren, ilk günlerden itibaren 5.20'ler civarından yukarı hareketini başlatan dolar 6.25 seviyelerine kadar ulaşmış durumda. 5.50 seviyesinin aşağısında olunduğu dönemlerde dolar-TL için 4'ler 4.5'lar konuşuluyorken ne zaman 5.50 seviyesinin üzerine çıkıldı? Bu kez 7'ler 8'ler konuşulmaya başlandı. Ve hatta seçim öncesinde yapılan tahminlerle doların 8 TL'ye kadar seçimlere kadar yükseleceği yönünde çeşitli iddialar söz konusu oldu. Seçimler oldu bitti. Seçimlerin iptali vesaire gibi konularına bağlı olarak bu kez dolar-TL için 8'ler 10'lar konuşulmaya başlandı. Ardından Merkez Bankası'nın rezervleri konusu gündeme geldi. Derken S-400 konusu daha sıcak bir mevzu halinde gündemimize oturdu. Bu kez 10-12'ler hatta 15'ler konuşulmaya başlandı. Evet sevgili dostlar, dilin kemiği yok. Her türlü rakam zikredilebilir. Amaç net bir şekilde belli. Sanıyorum sizler de bu 6 aylık süredir iddia edilen seviyelerin hiçbirisinin belirtilen olaylar gerçekleşse de seçimlerde, seçimlerden sonra işte seçimlerin iptali konusu ve S-400'lerle ilgili şu an yaşayabileceğimiz en olumsuz tabloyu yaşadığımız şu günleri dikkate aldığımız zaman bile dolar-TL'nin 6,5 ötesine dahi gidemediğini, 6,25 ötesine dahi gidemediğini görüyoruz. O halde arkadaşlar, bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Yani neden dolar 6,5'ların ötesine çıkamadı, 7-8 olamadı? Yani sürekli olarak 7-8-10 olacak demekten ziyade ben şu anda niçin doların belli seviyelere ulaşmadığı noktasındayım? Bunun irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece yükselişini destekleyecek olan faktörleri değil veya bu faktörleri ön plana çıkarmış olsak bile bu faktörlerin hepsi şu anda mevcut. Tekrar ediyorum, Merkez Bankası en kötü rezervli dönemini yaşıyor. Efendim, seçimler konusunda bir iptal kararı çıktı ve S-400'ler için şurada önümüzde 10-15 günlük bir süre kalmış karar verebilmek adına. Ama doların en gergin olması gereken şu süreçte bile maalesef ki, yani dolarda yükseliş bekleyenler adına söylüyorum maalesef ifademi, maalesef ki dolar hala 6-10 seviyelerinde bulunuyor. Arkadaşlar, bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Bu noktayı görmezden gelmemek gerekiyor. Şimdi yakın tarihte yabancı basından bir takım iddialar ortaya atıldı ve direkt yalanlandı. Efendim S-400 konusu ertelendi, Türkiye S-400'den vazgeçti vesaire vesaire. Hatta S-400'lerin alımı ile ilgili olarak ortak çalışmakta olan Türk-Rus heyetlerinin çalışmalarına dahi son verildiği yazıldı. Doğrudur, yalandır, bilemem. Bu konu Türkiye Cumhuriyeti tarafından net bir şekilde yalanlandı ve Sayın Cumhurbaşkanımız S-400 konusunun bittiğinden ve hatta S-500'ler konusundan bahsediyor. Ama değerli dostlar, şu anda yatırımcı geçtiğimiz Ağustos ayındaki Branson krizinde olanın aynısını bekliyor. Zira o günlerde 2-3 gün içerisinde dolar-TL'nin 7-20'lere kadar fırladığı bir süreç vardı. Şu anda aynı olayın tekrarlanacağını bekliyor. Ve bu aynı olayın sebebi olarak da S-400 konusunu görüyor. Deniyor ki S-400 konusunda anlaşma olmayacak, ABD Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacak. Zira bu konuda çok önemli adımlar da atıyor zaten ve sonuç itibariyle dolar tekrardan 8, 10 belki 15 olacak şeklinde bir beklenti içerisinde. Ancak ben diyorum ki değerli dostlar, sadece ve sadece bu beklentiye bağlı olarak dolarda yatırımcı iseniz eğer, sizler uzun dönem, uzun süreli bir yatırımcı mantığı içerisindeyseniz hiçbir problem yok. Dolar 20 yıl içerisinde yaklaşık 26 kat prim yapmış, hiçbir zaman içinde yatırımcısına yıllar boyunca para kaybettirmiş bir yatırım aracı değil. Uzun vadeli bir yatırımcı her gün, her dakika dolar kaç oldu, ne oldu, ne bitti diye bakmaz zaten.
Ancak sizler kısa vadeli yatırım değilseniz, 2 ay sonrasını, 3 ay sonrasını, 1 ay sonrasını düşünüyorsanız ve hatta ve hatta ne acıdır ki gelen birçok maillerden bildiğim kadarıyla "Hocam doların 8 olacağını, 10 olacağını söylüyorlar. Ben de gittim bankadan kredi aldım. Aldığım parayla da dolar almak istiyorum. Hangi seviyeden dolar alsam? Buralar uygun mudur?" gibi onlarca, yüzlerce soruya maruz kalmaktayım. Değerli dostlar, yatırım yapmak, milli piyango bileti almak gibi, şans topu, bilmem ne, sayısal loto vesaire gibi şeyleri oynamak gibi bir olay değildir. Konuyu sadece şansa bağlayamazsınız. Şu anda belli bir şans faktörü üzerinde hareket ediyorsunuz. Diyorsunuz ki 2018'de yaşanan Rahip Brunson krizinin aynısı olacak ve dolar bir şekilde fırlayacak. Arkadaşlar, o dönemde bile kaç kişi yediler seviyesinden elindeki dolarını satabildi? Birçok kişi satmaya yetişemedi. Birçok kişi o günlerde dolar 10-12 olacak sözleri olduğu için "Niçin bu seviyeden satayım? Zaten 10 olacak. Olur zaten bu gidişle." gibi bir takım düşünceler ile yine eli satmaya gidemedi. Derken dolar 6,5'lara 6'lara gerilerken altının aşağısı olmaz şeklindeki beklentiyle "7'lerden satmadım, 6'dan niye satayım?" derken olay 5,20'lere, 5,13, 15'lere kadar geriledi. Kimisi bu gidişatta daha da aşağılar olur korkusuyla sattı. Kimisi ise büyük bir huzursuzlukla, büyük bir mutsuzlukla beklemeye başladı ve hala da bekliyor. İşte arkadaşlar, şu noktaya gelmek istiyorum. Maalesef ve maalesef ki Türkiye'de yatırım zekası, yatırımcı zekası veya finansal okuryazarlık noktasında çok büyük kayıplar olduğu için finansal bir enstrüman hakkında yorum yapılırken bile derhal konu siyasi noktalara getirilmekte. Ve deniliyor ki doların yükseleceği yönünde bir takım analiz yaparsanız derhal işte vatan haini olursunuz. Doların düşebileceği yönünde teknik bir kriterden bahsederseniz dolar 6 seviyesine, 5.95 seviyesine yönelik geri çekilmeler yaşayabilir şeklinde bir analiz de bulunursunuz. Derhal AKP'nin yandaşı, şuyu buyu olursunuz. Olaya bu kadar basit mantıkla yaklaşan bir yatırımcının zaten ve zaten bu konudaki reaksiyonları tam anlamıyla irdeleyebilmesi, olayları net bir şekilde değerlendirebilmesi zaten beklenemez. Sevgili dostlar, şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki, evet, çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir olağanüstü gelişmelerin olması durumunda dolar TL'de bir hareketlilik elbette ki olabilir. Son derece kırılgan bir TL yapısına ve ekonomiye sahip durumdayız. Ekonomik gidişatımız hiçbir şekilde iyi göstermiyor. Ancak bütün bunlar dolardaki kademeli yükselişi ifade edebilecek, kademeli yükselişin devam edebileceğini, yükseliş trendinin devam edebileceğinin göstergeleridir. Benim özellikle vurgu yapmaya çalıştığım husus ise doların bir anda 8'lere, 10'lara, 12'lere fırlayacağı yönündeki bir beklentiyle dolar TL'de yatırımcı olmak ne kadar mantıklıdır? Ben bunun sorgulamasını yapmak istiyorum. Bu konuda sizleri bir şekilde belli farkındalıklara ulaştırmak istiyorum. Tekrar ifade ediyorum arkadaşlar. 6 aydır doların 7 olmasını bekliyorsunuz. Ama olmadı. 6'lar seviyesinde şu anda bulunuyor. Belki 3 gün sonra, 5 gün sonra 7 de olabilir, 7,5 da olabilir. Bu ayrı bir konudur. Fakat önemli olan mevzu, 7 olacak, 8 olacak, 10 olacak mevzusunun hangi gün ve hangi saat gerçekleşeceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu süre içerisinde 2 ay mı beklersiniz, 3 ay mı beklersiniz, 6 ay mı beklersiniz, belki 1 sene beklemek durumunda kalacaksınız. Bu konuda da hiçbir garantiniz bulunmuyor. Dolayısıyla bu manada hiçbir garantinizin bulunmadığı bir süre içerisinde elinizde belli bir miktar dolarınız var. Bu dolar ufak tefek ataklar yapıyor. Ondan seviniyorsunuz, diyorsunuz ki evet tamam şimdi başladı bu rally diyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki birkaç gün sonra tekrar 10-15 kuruş dolarda bir geri çekilme yaşanmış ve umutlarınız köreliyor. İşte bu süre içerisinde aslında farkında olmadığınız bir durum var. Dolardaki bu iniş ve çıkışlardan istifade etmeyi düşünseniz tek bir noktaya bakmak yerine dolar 8-10-12 olacak şeklinde sadece ve sadece belli bir mantıkla ve bakış açısıyla olaya bakmak yerine dolarda yaşanmakta olan bu iniş ve çıkışları destek ve direnç noktalarını yakından izlemek şartıyla alım satım yaparak çok daha iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Değerli dostlar,
Doların diyelim ki 7 TL olacağını düşünelim. Şu andan itibaren doların 7 TL olabilmesi demek, ortalama %15 civarında bir prim yapması demek. 8 TL olacağını düşünelim. Yaklaşık %30'lar civarında, 35'ler civarında bir prim yapması anlamına geliyor. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz günlerde neredeyse birkaç günde bir, iki günde bir dolar TL %3-4 civarında bir iniş çıkış yaşamakta. Yani sizler, atıyorum, tamamıyla afaki konuşuyorum, 6-10 seviyelerinde ki bir zorlanmayı fark ettiğiniz anda satış yaparak tekrardan 6 seviyelerine yakınlardan alım yaptığınız zaman veya 6-20'lere yaklaşımlarda satım yapıp da tekrardan ki destek noktasını takip ederek 6.05-6.06 gibi seviyelerden alım yaptığınız zaman her alım satım işleminizde %2-%3 belki %4 civarında avantajlar yakaladığınızda arkadaşlar işte yatırım aslında böyle gerçekleşiyor. Niçin? Tekrar ifade ediyorum. Bu ifadelerim uzun vadeli yatırımcı için değil. Uzun vadeli yatırımcı alır ve bekler. Onun için rakam bugün şu olmuş, yarın şu olmuş, 3 gün sonra bu olmuş hiç önemli değil. Ama büyük bir çoğunluk kısa vadeli yatırımcı ve bir an önce doların şu bu rakamlara ulaşmasını dört gözle bekleyen yatırımcı konumunda. Benim demek istediğim her işleminizde %2-3'lük bir marjı çok kolay yakalayabilirsiniz. Çünkü dolar TL sizler de net olarak tanıksınız ki çok dalgalı bir süre yaşamakta. Bu süre içerisinde arkadaşlar 5 işlem yaparsınız %2 ortalama ile hesap ettiğiniz anda 5 işleminizde %10 para kazanabilirsiniz. Emin olunuz ki 1 hafta 10 gün içerisinde dolar TL son 1 haftayı dikkate aldığımız zaman bile net olarak görüyorsunuz ne kadar makasların açıldığını, uygun seviyelere belli seviyelerden direnç noktalarından dönüşlerin ne kadar hızlı olabildiğine tanık oldunuz. Bu şekilde 8-10 işleminizde belki %20'lere belki %30'lara ulaşabilecek kazançlar elde etme şansınız olabilir. Son 6 ayı dikkate alalım veya son 7-8 ayı dikkate alalım. Defalarca dolar TL'nin işte 5.50 seviyesine ulaştı, arkasından 5.20'lere geri dönüş oldu. 5.20-5.50 arasında defalarca gitti geldi arkadaşlar. Zira 5.50'den sonra 5.80-5.90'lara doğru hareketliliklerde defalarca benzer durumlar yaşandı. O halde ben diyorum ki lütfen piyasayı biraz daha bilinçli takip ediniz ve dolar 10, 12, 15 her neyse şu bu seviyeye ulaşacak beklentisiyle hareket etmek yerine zamanınızı, vaktinizi boşa geçirmeyiniz. Bu süreyi, bu hareketliliği değerlendirebilmeniz sizler için daha reel kazançlar oluşturacaktır. Doların 7-8 olması durumunda elde edeceğiniz kazancı şu anda sadece hayal ediyorsunuz. Bunun beklentisini yaşıyorsunuz. Ama benim dediğim tarzda kritik destek ve direnç noktalarını takip etmek suretiyle, alım satım yapmak kaydıyla bu hareketliliği avantaja çevirebilecek şekilde bir eğilim içerisinde olursanız her geçen gün ne yaparsınız? Oluşan hareketliliği kazanç olarak cebinize yansıtma imkanını elde etmiş olursunuz. Bir diğer yandan değerli dostlar, bugün elinizde 100 dolarınız var diyelim ki X bir seviyeden sattınız ve bir geri çekilme oldu. Aynı parayla belki 105 dolar, 110 dolar alabileceksiniz. Ardından yine benzer bir işlem yaptınız ve 100 dolarınız 110 dolara çıktı. Aynı parayı dolar bazında artırıyorsunuz. İşte arkadaşlar, yatırım demek bu demektir. Elinizde şu kadar miktar veya bu kadar miktar doların sabit olarak bulunması sizin sadece ve sadece doların yükselmesini beklemekten başka bir şey yapmanıza imkan vermez. Ama siz bu tarz işlemlerle dolar miktarınızı fiziki olarak artırabildiğiniz zaman belki de o beklediğiniz yükselişler gerçekleştiğinde çok daha büyük kazançlar elde edebilecekken diğer yandan elinizdeki fiziki dolar miktarını artırmış olmakla doların yerinde sayması veya küçük hareketleri yapması durumunda bile kendinizi karda, kazançta hissedebilmeniz mümkün olacaktır. Lütfen sevgili dostlar, elinize bir kalem kağıt alınız ve sadece ve sadece son 15 günü, 20 günü dikkate almak kaydıyla 1-2 gün hatta gün içerisindeki inişleri ve çıkışları dikkate almak kaydıyla bir hesap yapınız ve elinizdeki rakamın bu şekildeki işlemler sayesinde ne ölçüde kazanç getirmiş olabileceğini kendi kendinize hesap ediniz. Bir kere daha vurgulamak istiyorum değerli dostlar. Dolar TL'ni elinde dolar TL olan için satın demiyorum. Asla alın demiyorum. Ben de al veya sat kelimelerini hiçbir zaman için göremeyeceğinizi aylardır yorumlarımdan çok net bir şekilde biliyorsunuz. Ben sizlere
kritik destek ve direnç noktalarını vurgularım. Zorlanacak olan seviyeleri mutlak surette belirtir ve uyarırım. Yine destek olabilecek olan kritik noktaları ise bu seviyelerden daha aşağıların olma ihtimali zordur demek suretiyle o bölgelerden bir tepki olabileceğini sizlere dile getirmeye çalışırım. Takdir sizindir, karar sizindir. Sizler daha aşağı seviyeleri beklersiniz, benim verdiğim destekleri hiçbir şekilde kale almayabilirsiniz. Veya benim vermiş olduğum direnç noktayı hiç önemsemezsiniz. Dersiniz ki yok arkadaş sen 6.20 diyorsun, 6.17 diyorsun ama geç bunları, bu iki güne kadar alır başını şuraya gider buraya gider. Hay hay değerli dostlar. Bu ayrı bir konudur. Ancak ben önümde görmüş olduğum grafiğimde gerek kısa vade. Sizlere aylık grafikler üzerinden de orta uzun vade bakış açısıyla haftalık grafikler üzerinden 3-5 günlük veya 1 haftalık 10 günlük süreyi dikkate alarak hatta artık saatlik grafiklere kadar inmek suretiyle gün içerisinde FX veya VIOP gibi anlık gelişmeleri dikkate alarak işlem yapan arkadaşlarımı dahi dikkate almak suretiyle ve aynı zamanda gün içerisindeki keskin dönüşlerin nereden olabileceğini hususunda sizleri bilgilendirebilmek bakımından en kısa vadelere kadar inmiş durumdayım. Özetle sevgili dostlar konuyu şöyle tamamlamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz süreç gerçekten zor bir süreç. Dolar TL hususunda önemli bir süreci yaşıyoruz ve S-400'ler konusu hususunda genel anlamda kamuoyunun beklentisi önümüzde bu kadar az bir zaman kalmış olduğu bu sürede bir şekilde bir patlama olacak, bir şekilde bir büyük bir infial olacak şeklinde bir beklenti var ama şu an görmüş olduğumuz tablo tansiyonun çok ama çok yüksek olmadığı yönünde. Eğer tansiyon 7 Haziran tarihine kadar süre verilmiş olan böylesi kritik bir konuda hala ciddi seviyede yükselmemiş ise bu noktayı lütfen dikkate alınız ve değerlendiriniz. Tabii ki arkadaşlar bu demek değildir ki yarın veya öbür gün büyük bir hareketlenme olup da dolar TL'de bir atağın yaşanmayacağının bir garantisi hiçbir şekilde söz konusu değil. Ama benim dikkat çekmek istediğim husus şimdiye kadar doların yaklaşık 10-15 gündür çok sıcak bir mevzu olarak gündemde olan S-400 meselesinin yaratmış olduğu tansiyonda çok daha hareketli bir süreç yaşamasıydı. Bir diğer husus ise arkadaşlar, yabancılar malumunuz üzere dolar TL üzerinde geçmişte olduğu kadar büyük atraksiyonlar yapamıyorlar. Niçin? Bir swap olayı yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın mantıklı veyahut da mantıksız varıyla yoğuyla bir şekilde çok sert ve uluslararası piyasalarda tepki çekmek uğruna bile bir takım kararlar alabileceğini geçmiş tarihlerde gösterdi. Yine benzer bir durumla karşı karşıya kalınabilir mi endişesini ister istemez yabancı yatırımcı yaşıyor. Bu hususu da dikkate almakta yarar bulunuyor. Bu açıdan değerli dostlar, Ağustos döneminde yaşanan kriz benzeri bir krizin aynısının yaşanacağını beklemek ve bunun da mutlaka gerçekleşeceği umutlarıyla beklemek ve bu paralelde birkaç güne kadar işte ne bileyim çok kısa bir süre içerisinde doların ani bir fırlamayla 8, 10, 12 gibi seviyelere ulaşacağı yönündeki yorumlara sadece ve sadece bu yorumlara bağlı umutlar içerisinde olmayı ben açıkçası tamamıyla şahsi düşüncem itibariyle doğru ve sağlıklı görmüyorum. Neredeyse 6 aydır. Aynı edebiyatlar yapılmakta, aynı başlıklar atılmakta, aynı yorumlar yapılmakta ve arkadaşlar yani artık diyorum ki doların yükselmeyeceğini bilmeyen yok. Kime sorarsanız sorun yükselecektir. Önemli olan ne kadar zaman içerisinde bu yükseliş olabilecektir, ne zaman olacaktır. Buna dair net bir şey konuşulabiliyorsa eğer ama altı doldurulacak şekilde konuşulabiliyorsa eğer, evet hepimiz varımızda yoğumuzda gidelim dolar alalım ve diyelim ki 2 ay içerisinde zaten 8 olacak 9 olacak %40-50 kazanç var. Yani böyle bir beklentinin mevcut olduğu bir ortamda büyük fonlar ve büyük yatırımcılar hepimizden önce zaten böyle bir adımı atmış olacaklardır. Arkadaşlar olayın özü, sözün özü şunu ifade etmek istiyorum. Tek yönlü bakmayalım olaylara. Geniş bir açıyla bakalım ve her geçen an ne oluyor ne bitiyor ve olaylara, piyasa gelişmelerine
dolar, TL ve genel anlamda piyasa enstrümanları ne şekilde reaksiyon veriyor, ne kadar o olayın değerlendirmesini yaparak kullanabiliyor o olayı bir fiyatlama hususunda, buna dikkat etmekte yarar var. Sadece ve sadece oturup beklemekle, şu bu seviyenin olabileceği hususunda beklentiler içerisinde olmakla, ne kadar süre bekleneceğinin hiçbir garantisi olmadığını ve bu bekleme sürecinde de önemli fiyat hareketlerinden elde edilebilecek olan avantajlardan yoksun kalınacağını, en basitiyle severseniz veya sevmezseniz, kural ve kaidelerinize uygundur veya değildir, az veya çok önemli bir faiz kaybınızın, bir getiri kaybınızın olduğunu da mutlaka notlarınız arasına, hesaplarınız arasına alınız diyorum. Sevgili dostlar, dolar TL'nin önümüzdeki haftaya yönelik olarak kritik destek direnç noktaları, teknik kriterlerin hangi seviyeleri ön plana çıkardığı hususunu ise bir sonraki analizde aktaracağım. Muhtemelen akşam saatlerinde, akşam saatlerine kadar bu önümüzdeki haftaya yönelik detaylı teknik kriterlerin ifade edildiği analizde yayında olacaktır. Şimdilik hoşça kalınız diliyorum. Selamlar ve saygılarımla.